Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Allah subhanahu ve teâlâ Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp aytadı. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kuntum min qablihi la minal ghafilin. Ey Muhammad aleyhisselam, biz sizga Qur'onda qissalarni eng go'zallarini bayon qilamiz, va holanki bu qissalardan siz bexabarlardan edingiz deydi. Payg'ambarlar silsilasini o'qib o'rganishda bugun siz bilan biz ana Musa aleyhisselam va Davud alayhissalomlarning o'rtasida bo'lgan bir muhim bosqichni marhalani o'tgan suhbatimizda gaplashgan bo'ldik. Bugun inshaalloh Davud alayhissalom va Sulaymon alayhissalomlarning qissalarini gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. O'tgan suhbatda Shamuel alayhissalom o'zlari Banu Isroilni o'zlaridan bo'lgan Tolibni podshoh qilib saylaganligi va u Tolib boshligidagi qo'shin Baytul Maqdisga kelganligi va 314 ta yoki 313 ta bo'lgan Banu Isroildan iborat qo'shin minglagan amaliqlarni yengganligiga guvoh bo'ldik. Va olgan xulosamiz shu bo'ldiki, Alloh taolo o'zini nusratini, Alloh taolo o'zining madadini, yordamini shu madadga, nusratga loyiq bo'lgan bandalarga berar ekan, agar shu ularning soni oz bo'lsa ham. Mana aytdik, Banu Isroil Misrdan chiqqan paytda ularning soni 600 ming kishidan iborat edi. 460 yil o'tdi. Yusha alayhissalom bilan Shamuel alayhissalom o'rtasida. Bu 460 yil orasida Banu Isroilning adadi millionlagan kishilarga yetdi. Shu millionlagan kishilar o'zlarini payg'ambaridan bizga Baytul Maqdisni totib qaytarib olishimiz uchun urushga boshlab boradigan bizga bir podshohni saylab ber deb so'rashdi. Alloh taolo ularga Tolibni podshoh qilib saylagandan keyin va ularga jihod farz qilingandan keyin millionlagan yahudlardan faqat 8 mingta kishigina Tolibga ergashlikka rozi bo'ldi. Alloh taolo eladi ularni. Bu 8 mingta kishi Urdun daryosiga kelgan paytda Alloh taolo yana bir imtihonga uchratdi. Mana shu daryodan bir hovuch suvdan oshichasini ichganlar ortiga qaytadi dedi. 8 mingtadan 314 ta yoki 313 ta odam qoldi. 313 ta odam Jolut, ana shu Amaliqlarning podshohi bo'lgan Jolut va uning qo'shiniga ro'bara bo'lgan paytida juda ko'pchiligi la taqatan al yawma bi Jalut va junudi. Bugun Jolut va uning qo'shiniga qarshi turishlikka bizda hech qanday taqat yo'q deyishdi. Ana shu 314 ta odamning ichidan ham odamlar uje elanishni boshladi. Va qalbida iymoni mustahkam bo'lgan, Allohga haqiqiy tavakkul qilgan bir qancha kishilar bor ediki, ular aytishdi, qancha oz toifa jamoalar katta-katta qo'shinlarni yenggan Allohning izi bilan. G'alaba sonni tayyorgarlikni kattaligi bilan bo'lmaydi. G'alaba Allohning nusrati bilan, Alloh taolaning madadi bilan bo'ladi. Va sobit qilib turishdi, sobit turishdi. Ko'rdik, Jolut muborazaga, ya'ni yakkama-yakka olishlikka birorta bir Banu Isroildan birinchi chiqishni talab qilganda hech kim chiqmadi. Yana elanyapti ularni qatorlari. Shunda Tolib kim bu bilan chiqib urushadigan bo'lsa, albatta mendan keyin podshoh bo'ladi. Qizimni unga beraman, mendan keyin mana shu Banu Isroil ustidagi podshoh bo'ladi deganda 16 yoshligiga chiqdi. Milliondan 8 mingta. 8 mingtadan 314 ta. 314 tadan bir 10 ta tizzasi qaltiramaganlar. Endi ana shu 10 tadan bitta chiqdi birodarlar. Ana shu bitta odam Allohning g'alabasiga haqli edi. Alloh taolo unga yordam berishligiga loyiq ediki, 3 dona toshni aylantirib otib qo'yganda, ana shu jussasi katta bo'lgan Jolut bir zarba bilan yerga mayit bo'lib tushdi. Demak, Alloh taolo duolarni ijobat qilishligi, Alloh taoloning yordami bandalari shu yordamga loyiq bo'lgan kuni kelar ekan. U ana shu 16 yoshli yigit bu Davud alayhissalom edi. Mana Alloh taoloning izni bilan fahazamuhum bi iznillah dedi Alloh taolo, Allohning izni bilan ular ana shu amaliqlarni mag'lub qilishdi va Baytul Maqdisni qaytarib olishdi. Ana shu va'da qilingandek Tolib vafot etgandan keyin Davud alayhissalom Banu Isroil ustidagi podshoh bo'ldi. Va Alloh taolo kishini payg'ambar qilib tanladi.
Yuşa İbn-i Nun'dan beri cemlenmeyken padişahlik ve peygamberlik Davud Aleyhisselam'da kolu da cemlendi. Yuşa Aleyhisselam hem padişahıdı hem peygamberidir. Keyinçelik bunu Banu Sual bölüşü organıdır. Lavi İbn-i Yakup tabaları da peygamberlik, Yahuda İbn-i Yakup tabaları da padişahlik bölü bölmüş organıdır. 460 yıldan beri cemlenmeyken padişahlik ve peygamberlik bitti kişinin okulda Allah Allah cemlen verdi. Muharrilette de Davud Aleyhisselam pasta boyluk, közleri kök, saçları sirik, kalbi taze izi. Hayır, bu özü amaliyle katliydi. Bu Banu Sural'ı kiçkiliydi cüssesi. Yani bu uladı içindeki yeni hem kişkin arağıydı. Demek cüssesini katliydi, tergeliydi, katliydi bilenmez. Allah'a gibi bakan iman bulan buladı galiba. Allah da Allah Davud Aleyhisselam'a zabur dem namlanıcı sahifelerine nazil kıldı. Ve ateyna Davud zabura. Biz Davud'a zaburunu ata ettik. Rivayetlerdeki adı, yeryüzünde yaşayıp ötken adamların en güzel avaz egesi bu Davud Aleyhisselam. O kişiden keyin hiç kimge bu avaz verilgeni yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Musa Ash'ari raziyallahu anh'u Kur'an okuturgenlerini eşitti de, Abu Musa'nın avazı ne hayta güzel idi. Lekad utiye Abu Musa min mezamiri Davud. Der hakikat Abu Musa'ya Davud'a verilen avazını bir kısmı yine verildi halas değildi. Hazır ki zamanda kanıka çıralı avaz egeleri var. Kanıka bir kariler var. Lekin ulardaki Abu Musa'ya Davud Aleyhisselam'da bir mizmar verilgen olsa bunlar yine verilgen. Şimdi şu Davud'da özünün egesi bugün Davud Aleyhisselam kanıka bir çıralı avaz egesi bugün. Davud Aleyhisselam zaburunu tılavat kıyan payeti de tağlar cür bularıdı. Kuşlar havada uçup duruyor, kuşlar toktat duruyor, Davud Aleyhisselam'ın talavatı kulak salardı. Allah da Allah Kur'an'a merhamet kıladı. Ya cibalu avvibi ma'hu ve tayr. Ve sakharna ma'a Davud al cibale yusabbihna ve tayr ve kunna fa'ilin. Adamlar Davud Aleyhisselam'ın mucizelerine güvah buluştu. İnna sakharna al cibale ma'hu yusabbihna bil aşiri vel işraq ve tayra mahşuratan kullahu avvab. Davud Aleyhisselam'a Allah-u Teala juda ko'p mucizelerini ato etdi. Ulardan biri ve alanna lahul hadid. Biz loy bilan, sham bilan, yumshoq narsa bilan qanday muomalada bo'lsak, Davud Aleyhisselam temir bilan shunday muomalada bo'ldi. Davud Aleyhisselam'da mana temir ishi bilan shug'ullangan deb aytamiz. Davud Aleyhisselam temirni bir shaklga keltirish uchun bolg'a yoki o't kerak bo'lgan emas. Shunday temirni olgan, biz loyni qanday ezib xolagan shaklimizga keltirsak, qo'li bilan shunday shaklga keltirgan. Dalil va alanna lahul hadid. Biz unga temirni yumshoq qilib berdik deydi Alloh taolo. Davud alayhissalom davridagi bo'ladigan urushlarda askarlar o'zlarining ustlariga sovutlar ilishar edi. Ya'ni u sovut deganda nima tushunamiz? Katta-katta temir parchalari bo'lardi, insonni oldi va orqasini yopishlik uchun ko'kragiga, orqasiga yelkasi orqali ilib qo'yilardi. Bu ham og'ir edi. Ham maqul edi. Lekin Davud Aleyhisselam mana shu savutlarni yangi turini ixtiro qildi. Ani amal sabiqati va qaddir fi sab va amalu asoliha inni bima ta'maluna basir. Halqalarni yasadi, halqalarni bir-biriga kirishtirib chiqdi. To'qib chiqdi. Bu bir vaqtda o'zida qul edi, egiruvchan edi va shu vaqtda o'zida yengil edi va mustahkam edi. Alloh taolo o'rgatdi bu narsani. Demek temirchilikni mana shu kundan boshlab rivojlangan deydigan bo'lsak, demak temirchilikni rivojlanishiga birinchi qadamni qo'ygan kishi bu Davud alayhissalom bo'ladi. Shuning uchun din u orqada qotgan, yo'q, unaqa emas akalar. Din dunyo ilmini o'rganishlikka buyuradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam utlubul ilma valo bisin. Xitoydan bo'lsa ham ilm o'rganinglar dedi. Xitoyda dini bilim bo'lmaydi. Xitoyda dunyoviy ilm bo'ladi. Rasululloh buyuryaptimi? Demak dunyoviy ilmlarni o'rganishlik ham siz bilan bizga farz bo'ladi birodarlar. Bir payetler, bizi ota-bobolarimiz bu hadislerde yaxshi tushunganligidan bu algebrası boladı mı, tabobati boladı mı, fizikası boladı mı, astronomiyası boladı mı, cho'qqilarga chiqqan. Hozir kundagi meditsina yoki algebra yoki astronomiyası bizi ota-bobolarimizni qoldirib ketgan merosimiz ustiga qurilgan emasmi? Biz ilmdagina faqat diniy ilmni tushunamiz. O'qib nima bo'lardi? Undan ko'ra bitta hunarda qilsin. Rahmat, hunarda ham qilsin. Lekin undan biroq Rasululloh nima deyapti? İlim o'rgansin deyapti.
Kimga Alloh taolo ilm o'qishlikka iqtidor beradi, kimda bo'lmaydi. Iqtidori bor odam ilm o'rganishni kerak birodarlar. Chunki ikkita qo'li bor odam qo'li bilan yaxshilik qilishlikka buyurilgan bo'ladi, ikkita qo'li yo'q odam bu narsa yelkasidan soqit bo'lgan bo'ladi. Demak, bir odamda ilm o'qishlikka zehni, farosati, qobiliyati bo'lsa, javob beradi bu narsani o'rnida sarqmaganiga. Bir odamda bu zehni, farosat bo'lmasa, unaqa savol unga berilmaydi. Shuning uchun farzandlarimizdan o'qishlikka layoqati borlarini dunyoviy ilmlarda o'qishlikka rag'batlantiraylik birodarlar. Orqada qolib yuravermasdan. Biz ota-bobolarimiz falonchilar, falonchilar, pogonchilar deb turib maqtanishni bilamiz, lekin ular qilayotgan ishni davom etkaza olmayapmiz. Ular qachon o'sha falonchi pogonchi bo'ldi? Qachon ular dunyoga tanildi? Qachon yer yuziga ustoz bo'ldi? Islom dinini mahkam ushlagan paytda. Va qachon xor bo'ldi? Qachon arabaning orqasida qolib ketdi? Oxirgi arabasi g'ildiragi bo'lib, dinini esdan chiqargandan keyin. Demak, birodarlar, islomda mana dunyoda ishi, moddiyda ishi deyilmaydi. Musulmonlarda uyqusi ham din yurishi ham deng, tijorati ham deng. Ajratib bo'lmaydi, bu dunyoviy ish, bu uxroviy ishdir. Wa allamnahu san'ata labusin lakum lituqsinakum min ba'sikum. Demak, insoniyatni mana shu taraqqiyotida payg'ambarlarning ham o'rni bo'lgan albatta. Wa shadadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitob. Biz uni mulkini mustahkam qildik va faslul xitobni berdik. Hikmat bu yerda ilm, faslul xitob adolat bilan hukm yuritishlik. Davud alayhissalom ham podshoh edi, ham qozi edi, ham nabiy edi. Subhanalloh. Bu narsa bu ajib narsada. Hukm chiqaradigan qozi ham o'zi, shariat yurgizadigan payg'ambar ham o'zi, shu hukmda ijro qiladigan podshoh ham o'zi. Ya'ni hech kim e'tiroz bildirmaydi. Bitta davlat, bitta ummat, bir payg'ambar, bir podshoh, bir qozining qo'l ostida jamlandi. Davud alayhissalom o'zining kunini bir necha soatlarga bo'lgan edi. Kunining bir qismini podshohlik ishlariga, bir qismini qozilik ishlariga, tunini esa qasrga kirib ibodat qilishlikka ajratgan edi. Ana shu tunlarda Allohga ibodat qilish uchun qasr eshigini yopib, ibodatga kirib ketganda hech kim kirmas edi. Mana shu tunlarning birida Davud alayhissalomning oldiga eshiklarni bekinligiga qaramasdan, devorlarni balandligiga qaramasdan ikkita odam kirib kelishadi. Davud alayhissalom cho'chib ketadi ulardan. Ya'ni devorlar baland bo'lsa, eshiklar yopiq bo'lsa, qayoqdan keldi bular? Izdahalu ala Davud fa fazi'a minhum qalu la takhaf hasman baga ba'duna ala ba'd fahkum baynana bil haqqi va la tushrid wahdina ila sawa'is sirat. Cho'chimagin deydi. Hasman, ya'ni kelisha olmay qoltamizda bir ish chiqib qoldi, shuni hal qilib qo'ygin. O'rtamizda adolat bilan hukm qilishing uchun seni oldinga keldik deydi. Inna hada akhilahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahida faqala akfilniha wa 'azzani fil khitob. Ana mushkilalar bor deyildi. Aytildiki, bu qo'shnim dedi. 99 ta qo'y bor edi buni dedi. Meni bitta qo'yim bor edi. Bitta qo'yimni boqqani chiqqanda bu ham 99 ta qo'yni haydab chiqaradi. Bitta qo'yinida ovora bo'lib yurasanmi? Meni qo'yimga qo'shib qo'y, men ham haydab boqib beraman dedi. Rozi bo'lib berganimdan keyin qaytarib olmoqchi bo'lgan paytimda seni menda hech qanday qo'ying yo'q dedi. Hukm qilib berdi dedi. Davud alayhissalom nima dedi? Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katiran min al-khulata la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus solihati wa qalilun ma hum. Husayn dedi, zulm qilib qo'yibdi dedi. 99 ta qo'y bo'lib turib, bitta qo'yini tortib olgan bo'lsa zulm qilib qo'yibdi dedi. Albatta sheriklar juda ko'pchiligi edi. Bir-biriga zulm qiladi, bir-biriga xiyonat qiladi. Lekin iymon keltirganlar unday qilishmaydi. Lekin bunaqalar oz dedi. Juda zo'r o'zimizning so'zimiz bor. Sheriklik ne? Emas. Hadislarda keladi birodarlar. Bu ba'zi bizni hayotda ishlatib maqol bo'lib qolgan so'zlarimizni islom degan oyat hadisiga ramkaga solib ko'raylik-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi. Ikkita odam sherik bo'lsa, bir-biriga xiyonat qilmasa, Allohdan qo'rqib taqvo qilsa, uchinchi sherigi Alloh bo'ladi deyapti-yu. Har kuni ishlab kelayotgan, hayotimizda kunda ko'rayotgan, ishlayotgan maqolga ishonamizmi? Yo payg'ambarimiz 1.5 yil buni aytib qo'ygan hadisga ishonamizmi? Mana shu yerda bizning kimligimiz bilinaveradi. Sherikda qanaqa yemaydi.
İkide şeylik birbirine hayat kılmazsan, pakize halatta muamele kısa, şehrin körüm yapıp 50 son saklayı da şap koysa, bu kadın kör oturup da 100 son geldim diye ben de durup 50 son versen 100 son da koysa, şehriki kör müydü? Eğer şunu kısa, Allah da Allah çıkıp getirdi, üçüncü şehriki şeytan buladı. Eğer ikide şehrik halal olsa, üçüncü şehriki Allah buladı değil ya hadislerde. Revacı, barakatı, hıfzı, himayası, Allah'ın zimmesi değil ya diyor. Demek ki bizim şehrikimiz hiç, ne, hoca kası çıkmıyordu. Demek Allah, ayet yaptı mı adı? Cüde köp şehriler birbirine zulüm kıladı diye yaptı. Demek şu köpçülüğü dişinden eken biz bize. Lakin iman getirgeni bunda yakınıydı. Lakin buna kadar ağız diye yaptı Allah Ta'ala. Makallarımız mı, hadislerimiz mi buradırlar? Yani bu şehrilik işi, rovajlanma geldiği ne ki yüzyıllardan beri bölgeler yaptı ki makal sudatı getirip ötü bizge. Var buradalar hayatta şerif olup, halal kakindeşler ömrünü anı geçen şerif olup, bereket yapkenler var. Bitti özü işi zulmetli bir şerif olayım da, Allah üçüncü şerif gibi olayım da vada kılı yaptı. Özü işi zulmese şerif olayan şu yürüdü. Lakin bizde hıyanat kıladıkanlar köklü gücün çenge çıkmıyor lakalar. Şimdi beş yıldan beri şerif olup işi düşmüyorken olsa, ya sizde ya şerif izde ayıp. Bu makalda küçülü ilgi demez bu. Subhanallah bu dinimiz Allah'a hakikaten rahmet iken de bizge. Bir oğlu oğullu kılıp kolunu çapken de Allah onge rahmet iken için çapı yaptıken. Bir yiğit zinakı iken de derre yiyken de onge rahmet iken için derre bile uğru yaptı. Çünkü kendi kımasın, dünyada kurtulmasın cezadan, cehennemge düşmesin değil yaptı. Hatta ki subhanallah bu zina kılıp taş buran bulayken ayol mu erkeği mi taş buran bulayken de onge rahmi kegen için İslam'ın taş buran kılı yaptı. Çünkü dünyada tazalanıp gelsin ahiret yakamasın. Şunu demezsin buralardan. Şunu bir dinimiz hatta bana şunu dedi Hacı Talay'ı kaysa ayağı bulan kirip kaysa ayağı bulan çıkıp geçişi doğru yaptı. Şunu mayda masalara geçiş doğru yetkenirken dinimiz. Şehirli ticaret doğru yetme geldiğimiz mi? Doğru yetken fakat biz dinimizden uzaklığımız için bu masalarda bulamayız. Hayatta kariyeler de şerif olup halal boyanlarda roş topikyanlarını köreser inşallah. Bu hap buna kadar. Ve halilun mahkum diye yaptı Allah. Lekin köpbaz. Şu bitti mahallik iki tabosu etse gerek. Davud Aleyhisselam senge zulüm kuvvetli bu şerifin dedi. Davud Aleyhisselam hata konuşuyordu. İkincisini yapını işitmedi. İkinci kez ki Davud dedi. Şaşırmayın dedi. Sen beni işitmedin ya hala dedi. Resulullah s.a.v'nin hadislerdekilerde eğer bir kişi siz kazı bulsayız bir de közü oyulup kese beni közümü falancı oyu aldı dese nereki adam üstünden hüküm çıkarmayın uyan kesin dedi. İhtimal onu iki ay közü oyulgendir dedi. Davud aleyhisselam hükümden ne kıldı? Şaşırıp koydu. Davud şaşırma beni hem işitkin de baktı. وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ Davud biz onu imtihan gibi yürütkenliğimizi bildi. Hatasını düşündü, istiğfar etti, Parvardigariga kaytdı. Elbette Parvardigar onun hatasını keçirdi. Salih kişilerini, salih tipi yokşad mıydı hiç kime yok işte? يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِي الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ داود عليه السلام 100 yoshga kirganda vafot etdi. Mana qissani boshida gaplashganmiz esingizda bo'lsa, Odam alayhissalomning umrtqasidan Alloh taolo qiyomatgacha yashaydigan odamlarning ruhini yaratganida Odam alayhissalomga ular ko'rsatilindi. Ve ana şu ruhlardan bittesinin peşenesindeki nuru Adam Aleyhisselam'ın hatta bir hayran kaldırdı da sonradı Adam Aleyhisselam. Parvardigar bu kim? Bu da Allah da Allah ahir zamanda keladigan farzandlarizdan Davud isimli farzandiz dedi. Parvardigar bunu ömrü kança dediğinde 60 yıl dedi. Zid min umri arba'ine sana. Benim ömrümden 40 yıl hoş koyayım ki Parvardigar dedi. Allah da Allah da kudreti de. Hani Davud Aleyhisselam zavrını ahir zamanda yeneken. Ondan beri anca ötüp etti yok. Onda yakın kop, akala bizi kızgı bulmasın kaçan buluştaki katta kıyamatta. Her bitti adamda canına çıkışlıyor halkımıdan. Onun için kıyamatta başına gelmek. Şunu demez mi? Onun üstüge Allah da Allah kıyamatta kattasını yaman adamlar üstüde kayın kıladı. Onu körsetmeye koyu olursun.
Hadislarda keladi, qiyomat yomon odamlar ustida qoyim bo'ladi deydi. Hadislarda keladi, Davud alayhissalom nihoyatda ayollariga g'ayur bo'lgan kishi bo'lgan. Ya'ni g'ayurlik bu bizning tilda rash deb qo'yiladi. O'zini ahli ayolini, onasini, opa-singlisini, xotinini, singlisini, qizini begona nomahram ko'zlardan ehtiyot qilishlik, qizg'anishlik bu. Mana shu zamonamizda mana shu sifat ham kamayib ketayotgan sifatlardan bo'lib qolyapti. Biram-biram namozxon hojaka akalarimiz bor. Qizlarini, ayollarini, kelinlarini tashqarida ko'chada qanday kiyim kiyib yurganligiga e'tibor bermaydi. Masjidga kirgan do'p kiymayotgan yoshlarga tosh otib ular bilan urushlikka ahli yetadi, lekin qizlarini ishtonsiz ko'chaga chiqib ketayotganini nazar qilib e'tibor qilmaydi. Jannatda ish yozib qo'yilgan deyiladi hadislarda, sen dayyuslarga haromsan deb. Birodarlar, har bitta musulmon o'ziga javob beradi, qo'l ostidagi oilasiga javob beradi, tashqariga javob bermaydi. O'zi shunga javob bermasa ham katta ish qilgan bo'ladi umrining oxirigacha. Siz qo'shni bolangizni do'p kiymaganligi, qo'shni bolangizni bir kamchiligi uchun siz javobgar bo'lmaysiz. Siz xotiningizga, qizingizga, singlingizga, keliningizga javobgar bo'lasiz. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu qu ahlikum anfusakum naro degan. O'zingizlarni va oilalaringizni jahannamdan saqlanglar degan. Qizlarimizga, singillarimizga, kelinlarimizga e'tibor berib qo'yaylik birodarlar. Dayus deyiladi buna odam qizg'anmaydigan bo'lsa. Bu har xil seriallarni ko'rib olib odamlarni dunyo qarashi o'zgarib ketyapti. Shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiyni birinchi marta qabul qilib, Hiro g'oridan qo'rqib tushgan paytida subhanalloh. Hadijcha onamiz oqil ayol bo'lgan. Shu o'rinda bir odam ko'rinyapti ko'zimga desa Hadijcha onamiz ko'rmaydi. Hadijcha onamiz shuni boshiga ro'mol olib tashar ekan. Boshini yalang bosh qilib turib, endi ko'rinyaptimi desa, yo'q, endi yo'qolib qoldi deganda, ha, qo'rqmang, u farishta ekan deydi. Agar jin bo'lganda turarardi, shayton bo'lganda deydi. Boshidagi ro'mol olib bo'lganda farishta chiqib ketgan ekan Rasululloh xonadonidan. Birodarlar, jichcha fikr qiladi shu yerda. Ro'mol emas, boshqa yerlar ochib yuribdi. Yana bu o'sh kiyimni biz o'zimiz olib beryapmiz. Yana biz musulmonmiz, yana biz namozxonmiz. Yana do'p kiymasa deb urushamiz, yon boshimizda yosh bolalar bilan. Xo'p, mavzudan chiqib ketmaylik. Ana shu Davud alayhissalomda aytdik, mana g'ayur bo'lgan dedik. Ayollar uchun alohida ajratgan qasr bor edi. Bu qasrda Davud alayhissalom chiqib ketganda eshiklarni taqa-taqa bekitib chiqib ketardi, birorta begona odam ko'rmasin ham bu qasrning ichida nima borligini. Ana shu kunlarda birida qasrda sahnasida bir begona erkak kishini turganligini ayollar ko'rib qoladida, kim bu? Qanday qilib kirib qoldi bu yerga? Agar Davud ko'rib qoladigan bo'lsa, albatta uni o'ldirib qo'yadi. Davud alayhissalom buni xabar topib tez yetib keldida, hali kishiga qarab turib, kimsan dedi. Qanday qilib devordan oshib o'tdi? Hali kishi javob berdi, ana man la yaqifu amamahu hajiz. Men unaqa devor to'sib qoladigan odam emasman. Ha, unda siz o'lim farishtasi ekansiz, jonimni oling dedi. Shunda yoshi 100 ga kirgan edi Davud alayhissalomda. Boshqa hadislarda keladi, ana allazi la ahabul muluk va umbala umnau min al-hijab. Men podshohlardan qo'rqadigan, devorlardan o'tolmay qoladigan zot emasman dedi. Ya'ni men hech kimdan qo'rqmayman dedi. Meni hech narsa to'sib qola olmaydi dedi. Hech qaysi payg'ambarda joni o'zini roziligi olinmasdan turib olingan emas. Davud alayhissalom shart ketdi narigi dunyoga. O'tgan safar gaplashdik. Muso alayhissalomga qo'lingizni sigir ustiga qo'ying deyildi. Har birta tukiradimi, avf qiladimi? U Sulaymon alayhissalomga muboh edi. Xohlaganini qilar edi. Shuni erkalatib qo'ygan Alloh taolo bu kishini. Birodar sal bunday qimirlaveraylik-da, sal ko'zlar og'lash ekanligi mandan ko'rinyapti. Sulaymon alayhissalom qissasini Alloh taolo u kishi haqida marhamat qilib aytdiki, Robbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Parvardigoro, menga shunday bir mulk, shunday bir davlat berganki, mendan keyin hech qachon hech kimga bunday mulk nasib etmasin dedi. Va mana shu duosiga Alloh taolo bu duosini ijobat qildi va Sulaymon alayhissalomdan avval ham, u kishidan keyin ham bunday podshoh yer yuzida bo'lmaydi. Ki Alloh taolo yer yuzida umalaganki jonivor bo'lsa Sulaymon alayhissalomga qo'shin qilib berdi. Hech qachon hech kimga bo'yinsunmagan va kelajakda ham bo'yinsunmaydigan jinlar toifasini Alloh taolo o'zining buyrug'i bilan bo'yinsundirib berdi.
Süleyman Aleyhisselam'da kandı hizmeti buladıyan olsa, cinler bu hizmette kayın buldu. Ularda içi de kuruçuları, avukat pişiriçuları, hatta ki dengizini tübüye şongup, almaz ya ki gavhar altınlarını alıp çıkartıyan cinler hizmeti de buldu. O kişinin hizmeti de şamallar buldu. Ve li Süleyman ariha asifa guduha şahrun ve ravahuha şahr dem Allah ta'ala merhamet kıldı. Süleyman'a biz şimdi şamallarını inam ettik ki onu uzunluğu barışlığı bir ay, kerişliği bir aylık olan uzun şamalları da değildi. Süleyman aleyhisselam şu şamalga büyürse hayakka haklasa etken cahaya bulutunu haydaba barardı ve ana şu cahaya yağmur yağdırardı. Elbette bu Allah Teala'nın Süleyman aleyhisselam'a verilen büyük fazl merhametiydi. O kişiye fakat yağmur haydaba bulutları emez, belki kattık esadigen asif şamallarını hem Allah Teala boyun sündürüp vergen idi. Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'a vergen nimeti büyük buldu. Ana şu özünü koşunu bulan bir arcağa bir ara bir cenk mahşub oladigen olsa, ana şu yavaşlardan biriktirilgen bir katta bir meydanga askerlerini çıkarırdı ve şamalga büyüdügen de şamal kötarıp o koşunu etken cağa bir yırtıp koyarırdı. Bir ayda yetadigan masofaga bu qo'shin ertalab uchsa peshinda yetardi, peshinda yo'lga chiqsa shomda qaytib kelar edi. Alloh taolo kishiga qushlarning tillarini, hayvonlarning tillarini bilishi berilgan edi. Ya'ni bu kishining duosini Alloh taolo albatta ijobat qildiki, mendan keyin hech kimga berilmagan mulkni ato etgin dedi. Sulaymon alayhissalom davrida yashayotgan odamlar jinlar bilan bir balolangan, ibtilolangan edi. Ya'ni jinlar g'aybni biladi degan e'tiqod ularda o'rtasida yurardi ba'zi o'rtasida. Ya'ni g'aybni bilishlik faqat Alloh taoloning o'ziga xos bo'lgan ilm. Hech kim g'aybda, kelajakda nima bo'lishligini bilmaydi. Bilishi mumkin ham emas. Ana shu davrdagi odamlarda bu e'tiqodi, bu tushunchasi botilligi Sulaymon alayhissalomning vafotida ko'rindi. Sulaymon alayhissalom jinlarni qattiq ishlarda ishlatardi. Süleyman Aleyhisselam'a asib olgan jinlardi. Alloh taolo Süleyman Aleyhisselam'a shunday qudrat berdi ki, ularning ikkisini bir-biriga bog'lab qo'yib, azoblashi quvvatini bergan edi. Bu Süleyman Aleyhisselam'a asib bo'lsa, bu dunyodagi jazo shu edi, oxiratda albatta jahannamda kuyaradi ular. Demak, jinlar Süleyman Aleyhisselam'a Allohdan qo'rqqanligidan, jahannamdan qo'rqqanligidan itoat qilar edi. Ana shu shaharda tashqarisidagi og'ir toshlarni o'yib ishlatadigan joyda jinlar xizmatda turar edi. Vaqti-vaqti bilan chiqib ularni muroqaba qilib kuzatib turar edi. Jinlar Sulaymon alayhissalom ularni kuzatib turgan paytda dam olmasdan, tanaffussiz, tinimsiz harakat qilishib, mehnat qilishar edi. Chunki qo'rqishar edi. Wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni robbihi va man yaziq minhum an amrina nuziqhu min azabis sa'ir. Sulaymon alayhissalomga itoatsizlik qilsa, Sulaymon alayhissalom mana aytdik azoblar edi. Lekin bu osiy bo'lganligi uchun dunyoda o'zida qutilmas bular. Dunyoda ham azoblanardi, oxiratda ham Alloh taolo sayr jahannam bilan ularni azoblayman derdi. Demak, Sulaymon alayhissalomga jinlar Allohdan qo'rqqanligidan itoat qilishar edi. Ya'ni tamomiy itoat bo'lgan, tamomiy taslim bo'lgan. Hali noilojlikdan bo'lib qendi qilib qo'yib bo'lgan emas, qo'rqqanidan qilgan ular. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharibi va tamatsila vazifan inkal javob va qudurun rosiyat. Sulaymon nimani xohlasa shuni bajarishar edi. O kişiye verilen mucizelerde yana biri وَاَسَنَّ لَهُ عَيْنَ الْقِطِرِ Bulağdan nama çıkadı? Süleyman Aleyhisselam'a mis akı çıkadı yani bulağı verildi. Sudanlı'a mis akı çıkardı bu adamlar. Eğer bitti şunu özü sizde bulsa yeterli özü. Haklagen nesasın o yasardı. Bu tügemez idi bu narsa. Peygamberlerde duası icabat. Menge hiç kimde bu müdüye mülktü vereyim de gene de Allah da Allah şer verir. Mucize kediden mucize. Süleyman Aleyhisselam otlarını yaş görerdi. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرِيدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ Vaqtiki unga ana shu kechki paytda Safinatul Jiyad otlari ro'baro qilindi. Rivoyatlarda keladi. Sulaymon alayhisalomni ana shu jihodga tayyorlayotgan 20 mingta Safinatul Jiyad sifatida sortidagi oti bo'ladi. Bu shunaqa otiyanki kuch-quvvatga to'lgan, nohatta chiroyli mana shu bitta. Demek birodarlar, shundan keyin mana İsmail aleyhisselamga men sizni tushimda so'yayotganimni ko'rdim. Nima deysiz deb otasi so'raganda, inshaalloh meni sabrligimni ko'rasiz dedi. Ya'ni puliga, olib qo'ygan narsasiga emas, o'zini ichidagi bo'lgan sifatni ham Allohga nisbatlab turib aytyapti. Alloh bersa, meni sabr qilaman deyapti. Aniq men sizga beraman, aniq men o'rgatib qo'yaman, aniq men zanaq qilib yuboraman, mana qilib yuboraman.
U o'zining ichidagi sifatga ham ishonmagan. Musulmon odam qo'rqoq bo'lib qoladi. Aytaman nima qilib? Bo'lmay qolsa-chi? Har soat birlarda boraman inshaalloh. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan badalni mana qilib jazolagan ekan. Muhammad alayhisalom inshaalloh demaganda 15 kun yoki 6 oy vaqt to'xtab qolgan ekan. Sulaymon alayhisalom shuncha narsani olgan kishi bir marta inshaalloh demagan uchun 70 ta odamdan bittasi ham tug'magan ekan. Endi siz biz nima qilishimiz kerak? İnşallah degan so'z og'zimizdan tushmasligi kerak. 11-da to'y qilamiz. 12-da chaqiriq qilamiz. Qadam bilasiz, birodar. Demak, inshaalloh degan so'z og'zimizdan tushmasligi kerak ekan. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga hukm chiqarishlikda, qazo qilishlikda, ya'ni hukmni ijro qilishlikda bir adolat nado etgan, hikmatni ato etgan edi. Va Davud va Sulaymon yahkumani fil harb. Davud va Sulaymon alayhissalom bir hukmni chiqarib turishgan edi. Ya'ni ikkita qo'shni bor edi. Bittasi cho'ponida, bittasi dehqonida. Dehqonda ikkin tikin yeri bor edi, cho'ponda qo'ylari bor edi. Cho'pon har kuni o'rtasidagi bo'lgan bir to'siqni mahkam berkitar edi, qo'y chiqib ketmasligi uchun tomonga. Tunlarning birida qo'ylar yaxshi bog'lanmaganligi uchun cho'ponda aybi bilan devor ochilib, kechasi bilan dehqonda ikkin tikinini yoqib tashlagan bo'ladi. Ikkalasi Davud alayhissalomning oldiga keladi va buni hukm nima bo'ladigan so'rashadi. Davud alayhissalom cho'pondan so'raganda cho'pon aybini bo'yniga oladi, qo'y sezmagan holatda sizlarga sizlarni tepalab tashlamasin. Ulamolar aytadi, mana shu shumolani shu so'zida lug'aviy balog'at bor. So'zdagi bir fasohat bor. E'tibor bering. Ya nido, ayyuha ogohlantirishlik, tanbih, udhulu buyruq, la yahtimannakum qaytarib, Sulaymonu xos aytayapti, junuduhu omma aytayapti. Vohum la yashurun uzr bildirib keltiryapti. Bitta jumlada nido, ogohlantirish, buyruq, qaytarib, xoslash, umumlashtirish va uzr hozirlash ketyapti. Bu Qur'onda lug'aviy ijozi, birodarlar. Buni tilni tushunganlar yaxshi fahmlaydi. Bu da katta lug'aviy ishlarni bir bitta xatoda jamlaganini ko'rib turibmiz. Fatabassama zohika min qawli hawa qala robbi auzina ana shukura ni'matika allati an'amta alayya. Chimaraning so'zini eshitdi va kuldi. Parvardigoro tabassum qilib aytdiki, seni menga bergan ne'matlaringni shukrini ado qilishga o'zing quvvat bergin. Ya'ni ne'mat qancha ko'p bo'lsa, birodarlar, shukr. Endi bizda ne'mat ko'p pasmi? Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Alloh taolada sizlarga bergan ne'matini agar hisob kitob qilaman desalar, sanat oxiriga yetkaza olmaysizlar deyiladi. Jindek vaqtimiz o'tar ekan, tugatib qo'yaylik birodarlar. Ajib qissalardan biri bu Sulaymon va Bilqis o'rtasida bo'lgan qissalardan. Ana shu qo'shinlari butun mana shu qutqumisqalardan, hayvonlardan bo'lgan qo'shin jamlanganda xud-xud degan qushni yo'qligini ko'radi. Xud-xud qani deydi. Nimaga yo'q deydi. Yo deydi, azoblayman, yo so'yib tashlayman, yo yo'qligiga bir uzr aytadi deydi. Mana shu so'zda ham bir hikmat bor. Yo'qligi uchun so'yib tashlayman, yo jazolayman, yo uzri bo'lsa aytsin, kechiraman deydi. Ozgina vaqt turganda xud-xud qush keladi-da, aytadiki, "Ey Sulaymon" deydi, "bir ish bor" deydi. "Men sendan ko'ra ana shu ishda bilimdonroqman" deydi. "Ahattu bima lam tuhid bihi va ji'tuka min sabain binaba'in yaqin." Ya'ni oddiy bir qushni yer yuzida yashab o'tgan eng buyuk podshohga qilayotgan muomalasini ko'ring. Bitta ish bor, men sendan yaxshiroq bilaman, deyapti. Unaqa xorlik, laganbardorlik, yetti bukilishlik, unaqa yo'q. Saba qavmidan keldim dedi. Bir ayol kishi boshqarar ekan ularni. Ularda bir ana shu Bilqis degan podshoh ayolga, malikaga juda katta ne'matlar berilgan ekan. Ular Allohni qo'yib quyoshga sajda qilishar ekan va katta arshi bor ekan dedi. Sulaymon alayhissalom gapini eshitdi-da, ko'ramiz dedi. Ko'ramiz. Sananzur asadaqtam kunta minal kadibin. Roz gapirdingmi? Yolg'onni ko'ramiz dedi. Va hayron bo'ldi Sulaymon alayhissalom. Zamonasida ayol kishi podshohligidan hayron bo'ldi. Shuncha mulkiga bo'lganligidan hayron bo'ldi va Allohni qo'yib qanday qilib ular quyoshga sajda qiladi? Bundan ham hayron bo'ldi. Va xat yozib berdi. Mana hatto borib tashlagan va ularni javobini ko'rib kelgan dedi. Sulaymon alayhissalom yozib bergan xatni ana shu xud-xud olib bordi. Va ana shu saroyga borib tashab, chekaroqqa borib qo'nib turdi. Bilqis ana shu Saba, Yamandagi Saba qabilasining malikasi edi. Oqil ayol edi. Va aytdiki, "Qolat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaymana va innahu bismillahir rohmanir rohim." Menga bir chiroyli bir katta maktub keldi. U Sulaymondan ekan, bismillahir rohmanir rohim bilan boshlanibdi. Sulaymon alayhissalom nima deb xat yozgan edi?
haddilerden aşmasdan, meni hükmümge boyunsunge halde, menge taslim boyun halde, mu'mun boyun halde aldımge keliler dedi. Yani, taslim boşluğu boyun doğrudan doğru çakırgıdı. Malike maslahat kılıyordu atrafda ilerbilen, nema kılıyı dedi. Sizlerge maslahat sonrasından durup, bir iş tıkımıyım ben. Atrafda ilerde aklı bilik istikçelemesidir. Ula çiz ki, biz özümüzü yeterlikimiz, küçük kuvvetimiz amcaydı, nema kısız kılıyordu işte. Bilqis aytdi, agar oddiy podshoh bo'lsa dedi, bir yurtga kirib bostiradigan bo'lsa, azizlarni xalqini bayron qiladi. Men bir ulkan hadiyalarni jo'nataman. Qani nima deb javob qaytar ekan? Juda katta karvonga katta hadiyalarni solib jo'natadi. Mazmuni elchilar aytadiki, biz senga taslim bo'lmaymiz-u, ey Sulaymon, senga bo'yinsunmaymiz, urushmaymiz, lekin sulh tuzaylik. Mana hadiyalarni do'stligimizni nimasi? Belgisi. Şunda Süleyman Aleyhisselam gazablanadı. Atomiddunani bimal, bu pulumla beni ki önüme alıyorum ben diye silah mı? Allah da menge belgen asasını körmüyor mı? Bu silah diye yaptı. Antum bi hadiyatikum tafrah. O silah diye yaptı. Dünya matası buna kursan bola silah diye yaptı. Buradalar Süleyman Aleyhisselam mülkünü kentler gibi bilen, padişahlı günü büyüklüğü buna kursan bomba geneken, mumunlu gibi bilen, musulmanlı gibi bilen fakirlen geneken. O senler diye yaptı. 5-6 son pul ya. Sığmaya geçişesen teyrengi, o farklılan adı genlersemez bu. Ve bana şu cevabına katip egenden ki, Bilqis bu Süleyman'ın adı paşamasligi, onge taslim buluş gereliğini düşündü de, ve yine katip hadi canattı, biz taslim bu gen olduğunu kit yapmazdı. O yolda keli yaptıp Süleyman Aleyhisselam kütüp durgen de, Süleyman Aleyhisselam ana şu özünün atrafında oturgen ayonları ge, kim ona ana şu arşını tahtını men oldum ge, o kelişi giden buna apkeledi. Cinlerden ifrit de gene bu arada. Men dedi, bana şu majlisinin tüge güç apkep boyan olduğunu şu tahtı dedi. Süleyman Aleyhisselam'ın meclisi bondok ile peşin geçip olaradı. Yani 4000-5000 kilometre masrafıdaki insanı 4 saat 5 saat tapki koyamam dedi. Yahmadı bu Süleyman Aleyhisselam. Samalüte borganizden yüklaşı var, çürüşü var buralarlar. Hala lezi indahu ilmu minel kitab ana atike mihi qablan yattad deyleke tarfuk. İlmi bari dedi. Ana şuna alır, şu ayonlar dışı da bir ilmi gibi bari. Dedi ki közüğünü ona o xonani oxiriga borib qaytar opga gününcha taxtma sherda bo'ladi dedi. Haqiqatan Sulaymon alayhissalom ko'zini shunday xonani oxiriga borib qaytar opga gunda taxt yonida turgan edi. Ikki xil rivoyat bor bu yerda. Birida bu Jabroil edi deyiladi, ikkinchisida ana shu Banu Isroildan bir kishi bor edi, Alloh taoloning ismul azamini bilar edi. Ya'ni shunday ismlar ediki, shu ismni o'rtaga qo'yib duo qilinsa Alloh albatta ijobat qilar edi. Ana shu ikkinchi rivoyat rojihroq, to'g'riroq bo'ladi. Mana shunday ishlarga qodir kishilar Süleyman Aleyhisselam da kol ostida bo'lgan. Tasavvur qiling endi qanaqa kuch qudrat, qanaqa mulk bo'lgan bu. Lekin u kishi ham ketdi. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ey Muhammad Aleyhisselam, siz ham bir kun o'lasiz. Ular ham o'ladi bir kun. Arsh keldi va Süleyman Aleyhisselam aytdi, bu Parvardigorim menga bergan ne'mati shukr keltiramanmi, kofir bo'lamanmi? Arshni o'zgartirib qo'yishlikka buyurdi. Bu yerdan gavharni oldi olmasin, bu yerdan brilliantni oldi olmasin, o'zgartirdi-da, o'zgartirish kiritib qo'yib turib qani nima qilar ekan tushunamikan. Bilqis kirganda seni taqdim ananda qamadi dedi. Aytdik Bilqis oqlay oladi. Ha desa o'zgartirilgan. Yo'q desa arshini ayni o'zi zo'r gap aytadi. Kannahu deydi. Xuddi o'zi yadi qo'ydi. Ya'ni bu gapni o'zida ha ham degan javob bor. Ya'ni oqil edi. Xuddi o'zi yadi qo'ydi. Sulaymon alayhissalomga Bilqis taslim bo'ldi, lekin iymon keltirmadi, hali qalbi yumshamadi. Shunda Sulaymon alayhissalom unga bir inson bolasini qo'lidan kelmaydigan bir mo'jizani ko'rsatmoqchi bo'ldi, bir qasrga talab bordi. Bu qasr shishadan bo'lgandi, birodarlar. Hozir tasavvur qila olamizmi shishadan bo'lgan qasrni? Bu qasrda jinlar yasagan edi. Va poli yumshoq bir shishadan ediki, rangi yo'q edi, akslanmas edi. Bosganda yumshoq edi, lekin ko'rinmasdi borligi. Uni ostidan suv oqizib qo'ygan Sulaymon alayhissalom. Qasrga olib kirib kir dedi qasrga. Shunda suv qanday qilib kelaman dedi-da, etagini ko'tarib ozgina qadam bosmoqchi bo'lib etagini ko'tarib shunday bosganda to'xtab qoldi. Aytdiki bu shisha dedi. Bu qovarir dedi. Qila laha udkhili as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan va kashafatan saqayha qala innahu sarhun mamarradun min qovarir. Bu narsani ko'rgandan keyin Bilqisning qalbi tamomiy taslim bo'ldi. Bu oddiy podsho emas, Allohning payg'ambari ekanligiga iymon keltirdi. Parvardigoro, men o'zimga o'zim zulm qutdan quyoshga sig'inib yurib, albatta men Sulaymon bilan birga Alloh robbil alaminga iymon keltirdim dedi. Ba'zi rivoyatlarda Sulaymon alayhissalom Bilqisga uylangan deb aytiladi. Sulaymon alayhissalom qilgan ulkan ishlaridan Masjidil Aqsoni qurgan. Bugun bir 5-10 ming daqiqa o'tar ekan birodarlar, ozgina sabr qilib turasizlar. U kishining qilgan ulkan ishlaridan bu ana shu
Masjidil Aqsoni qurganligi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rashganida eng birinchi yer yuzida qurilgan masjid qaysi deganda Masjidil Harom dedi. Sahih hadisda kelgan. Rasulullohdan undan keyinchida so'rashganda Masjidil Aqso dedi. Bu ikkala masjidning o'rtasida qancha yil o'tgan deganda 40 yil deb aytdi. Demak, Masjidul Haromni Masjidul Haromni qurishgandan keyin 40 yil o'tgandan keyin Masjidul Aqsoni Yaqub alayhissalom Baytul Maqdisga qurgan bo'ladi. Buxtun Nasr degan ana shu Amaliqlarda podshosi Baytul Maqdisni egallaganda bu masjidni buzib tashlagan bo'ladi. Sulaymon alayhissalom Baytul Maqdisga o'zi bir podsho bo'lgandan keyin bu qasrni tikkanlagan. Va o'zini haykalini ham yasatib qo'ygan shu yerga. Yahudiylar hali mana shu Sulaymon alayhissalomni mana shu haykalini istashadi. Lekin bittaki bu qasr, bu katta haykal masjidning oldida bo'lgandan keyin atrofida bo'ladi. Masjidul Aqsoni atrofida bo'ladi bu haykal. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, Masjidul Haromda o'qilgan namoz boshqa masjidlarda o'qilgan savobdan 100 ming barobar savobi ko'p. Meni masjidda o'qilgan savob 1000 barobar savobi ko'p. Masjidul Aqsoda o'qilgan namoz 500 barobar boshqa masjidlardan savobi ko'p dedi. Sulaymon alayhi vasallam Alloh taolodan 3 tanasini so'radi dedi Rasululloh hadislarida. Shundan ikkitasini Alloh unga berdi, uchinchisi bizga nasib qilishligini so'raymiz Allohdan dedi. Nimani so'radi? Alloh taolaning hukmidek adolona hukm qilishlikka tavfiq so'radi. Alloh berdi. Sulaymon alayhissalomning hukmi adil bo'ldi. Sulaymon alayhissalom hech kimga berilmagan mulk so'radi, Alloh taolo u mulkni berdi va uchinchi so'radi, masjidni qurib olib duo qildiki, Parvardigor dedi. Kim uyidan niyati faqat Masjidul Aqsoda namoz o'qiyman degan niyat bilan chiqsa, faqat shu niyat bilan va kelib namoz o'qsa, onasidan tug'ilganda gunohlardan toza bo'lishligini so'radi. Biz Allohdan so'raylik birodalar. Masjidul Aqsoda borib 2 rakat namoz o'qigan odamning gunohlari xuddi onasidan pok bo'lgan kundagidek pokiza bo'ladi. Sulaymon alayhissalom 52 yoshda vafot etdi. Birodalar, har qancha inson uzoq yashamasin, har qancha kambag'al, kasal, sog' boy bo'lmasin, baribir kun o'ladi. Sulaymon alayhissalom ham o'ldi. Shuncha mulk egasi bo'lgan Sulaymon alayhissalom o'ldi. Lekin bu o'limini Alloh taolo insonlarga ibrat qildi. Sulaymon alayhissalom jinlarni aytdik, mana hamma ishlarni ishlatardi. Xususan ana shu shaharda tashqarisida bo'lgan karyer deymiz-ku biz mana katta tog' tog'da qo'yishlik, toshda yo'nishlik bo'lgan ishlarni ishlatardi-da Sulaymon alayhissalom vaqti-vaqti bilan chiqib ularni kuzatib turardi. O'zi ular yalqonlik qila olmasdi qo'rqqanidan. Lekin Sulaymon alayhissalom ustida turganda tinimsiz ishlashar edi. Ana shu kunlarning birida Sulaymon alayhissalom kuzatib o'tirdi. Bir kun o'tirdi, ikki kun o'tirdi. Jinlar tinimsiz ishlashdi. Dam olmasdan ishlashdi. Sulaymon alayhissalom qo'liga taxtani oldi, yog'ochni oldi, asoni ikki qo'lini kaftini ostiga qo'ydi-da, jag'ini shunday qilgan holda kuzatib turdi. Shu holatda Alloh taolo jonini oldi. Ko'zi ochiq holatda qoldi. Jinlar hayron. O'tirmayapti, turmayapti, dam olmayapti, uxlamayapti, yemayapti, ichmayapti, faqat kuzatib turibdi. Lekin birortasi nima bo'ldi-kin deb kelgani jur'at qila olmadi. Bir yil turgan ekan birodarlar. O'sha paytdagi odamlar jinlar g'aybni biladi degan botil e'tiqodlar qalbiga kirib qolgandi. Hozir ba'zi odamlarda bor bo'lganda ham. G'aybni birodarlar hech kim bilmaydi. Ertaga nima bo'lishini aytib beryaptimi? Baxshi u. Men Qur'onni oldiga ochib olgan bo'lsa ham, bizga Xudo berdi deyotgan bo'lsa ham. G'aybni hech kim bilmaydi. Jinlar g'aybni biladigan e'tiqoddagi odamlar ba'zilari. Shuning uchun Alloh taolo ularga dars berish uchun bir yil tikka turdi Sulaymon alayhissalom. Undan keyingi o'rinbosari yoki vaziri kelib qarasa Sulaymon alayhissalom vafot etibdi. Ko'zi ochiq turibdi. O'libdi deb e'lon qilsa jinlar haddidan oshib ketadi. Ish to'xtatib qo'ymasin deb quloqiga xuddi tirik odamga gapirganda quloqiga pichir-pichir qilib qo'yib ketaverdi. Kunda bir mahal. Bir yil turdi. Agar jinlar g'aybni bilganida buni xor mehnatda turishgan bo'lmasin. Falamma qadayna alayhil mawt ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ard. Alloh taolo o'zi xohlamaganda turaverar edi, lekin ana shu yog'ochni yeydigan bir qurtni, bir hayvonni jo'natdi Alloh taolo. Asoni yedi, aso zaiflashdi, sindi, inemiz Sulaymon alayhissalom yiqildi. Shundan keyin falamma harra tabayyanatil jinnu allahu kanu ya'lamuna al-ghayb ma labithu fil azabil muhin. Agar jinlar g'aybni bilganida bunday xor qiluvchi mehnatda qolmagan bo'lardi deydi. Bundan biz bilamizki jinlar ham Alloh taolaning bir zaif mahluqotlari. Ular ham bizga o'xshagan bir banda, g'aybni bilmaydi ular. Bu qissani xulosalaydigan bo'lsak, birodarlar, Sulaymon alayhissalomga berilgan mulk, Sulaymon alayhissalomga berilgan quvvat, davlat hech kimga berilgan emas.
Lekin bularda bari yerli betida qoldi. Sulaymon alayhissalom to'satdan vafot etib ketganda. Siz bilan bizga Alloh taolo qo'l berganicha qo'limizda bu dunyo matosi bor. Biz ham to'satdan o'lim kelganda ketib qolamiz, qolgan hammasi qolib ketadi qo'limizda. Aytmoqchi bo'lganim, birodarlar, masjidimizning qurilishi ketyapti. Bu albatta ko'pchilikning kuchi bilan bo'lyapti. Bitta ikkita kishini bu narsaga kuchi yetmaydi. Mana shu xayriyatga sizlardan bir sherik bo'lishingizni xohlaymiz, birodarlar. Abdulloh alal xayri kafolihi deyiladi. Yaxshilikka dalolat qilgan kishi o'sha yaxshilikni qilganlar qatorida savob olaveradi deydi. Hasan Basri aytadilar, xurlarni jannatda beriladigan xurlarni mahri bu masjidlarni supurib tozalashlik va masjidni obod qilishlik deb aytgan ekan. Birodarlar, masjidga qo'limizdan kelgan yordam qilgan paytda xurlarni mahrini ado qildik deb qo'yaveraylik, birodarlar. Anas ibn Molik aytadi, qaysi bir kishi Allohning bir uyiga, masjidga bitta sham yoqib qo'ysa, shu sham tugaguncha Allohning arshini ko'tarib turadigan hamalator arsh farishtalari gunohlarni kechirishni Alloh taolodan so'rab turadi. Sog'ligida bir so'm sadaqa qilgan bo'lsa bir inson, o'layotganda 1000 dollar sadaqa qilgandan afzal bo'ladi. Chunki o'layotganda qolib ketyapti-da, kerak bo'lmay qolganda sarf qilgan pul bilan o'zi muhtoj bo'lib turgan paytdagi bir so'mda farqi bo'ladi, birodarlar. Endi yana chiqim haqida gapirilyaptimi degan xayr o'tayotgan bo'lsa, birodarlar, bir mu'min 70 ta shaytonning bo'ynini sindirmasdan turib, bitta so'mda Alloh yo'lida sadaqa qila olmas ekan. 70 ta, birodarlar. O'sha 5 so'mni tashaganingizni ayting, 70 ta shaytonning bo'ynini sindirdim deb. Chunki Alloh taolo nima va'da qilyapti? Mana nima deyapti? Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha va Alloh ya'idukum mag'firatan va minhu fazla. Shayton deyapti, berma deydi. Gunohga buyuradi. Va kambag'al bo'lib qolasan deb qo'rqitadi deydi. Alloh nima deyapti? Gunohingni kechiraman va ko'p etib beraman deyapti. Qaysinisini olyapmiz biz? Qaysinisini olamiz akalar? Bema, ozayib qoladi deyapti. Alloh aytibdi, "Ber, gunohingni kechiraman, ko'p etib beraman orqasidan" deyapti. Birodarlar, biz bermayotganda biz o'zimizdan qizg'anyapmiz. Biz o'zimizga so'ramayapmiz, birodarlar, cho'ntagimizga, qonimizga so'ramayapmiz. O'zingizlar uchun so'rayapmiz o'zingizlardan. O'zingizlarga sarf qilinglar oxiratingizga. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qo'y so'yib kelib, ey osha, qo'y so'yib tarqatib turib, kelib so'rayapti. O'zimizga biror narsa qoldimi desa, ha Rasululloh, bitta qo'li o'zimizga qoldi deganda, Rasululloh, ha istikana shu bitta qo'li o'zimizga tegmayapti-da degan ekan. Ya'ni berib yorganimiz biziki ekan, qolgani bizga bo'lmadi deyapti, javob beramiz deyapti. Chaniyotganing gumon, yutganing o'zingniki. Unaqa emas, birodarlar. Yutganingiz gumon, chaniyotganingiz aniq sizniki emas. Chunki yutganingiz hazm bo'lmaguncha sizniki emas. Og'izdagi chiqib ketishligi bir pastlik narsa. Birodarlar, cho'ntagimizdagi bizniki emas. Oxiratga o'tkazganimiz bizniki. Kim bir so'm sadaqa qilib million ta savob olsa, bitta odam million sadaqa qilib bitta savob oladi. Bu imkoniyatiga qaraydi. Biz Allohning uyini obod qilishlikka sizlarni sheriklikka chaqiryapmiz, xolos. Bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida Ka'baga osilib olib, "Ey Alloh, shu Ka'bani hurmatidan meni gunohimni kechirgin" deganda payg'ambarimiz, "Ey, o'zingni hurmatingni o'tib qo'yib so'raver. Seni hurmating Ka'bani hurmatidan Allohning huzurida balatiroq" deganda, "Ya Rasululloh, meni katta gunohim bor-da" deydi. "Ha, nima gunohing bor?" "Men nohato boyman. Namozni ham o'qiyman, ro'zani ham tutaman, boyman. Shu biroq mendan bir kichik bir narsa so'rasa, yuzimdan o't chiqib ketadi" deydi. Yana chiqimdan gapiryaptimi deymiz-ku ichimizda. Bo'lgan ekan deganda payg'ambarimiz aytgan ekan, agar shu sifatini yo'q qilmasdan 1000 yil namoz o'qsang ham qabul bo'lmaydi. Bilmaysanmi, baxillik, mumsilik kufrdan, kufr jahannamdan, sahiylik iymondan, iymon jannatdanligini dedi. Bitta xurmoni, xurmoni yarimtasini sadaqa qilib bo'lsa ham jahannamdan o'zingizlarni saqlab olasiz degan payg'ambarimiz. Subhanalloh. Jannat eshigiga birodarlar yozib qo'yilgan ekan, uch qator yozuv rivoyatlarda keladi. Ko'proq narsa gapirilishi kerak edi, bugun vaqtimiz yetmadi, subhanalloh. Allohning taqdiri bu ham. Birinchi qator yozuv shuni ekanki, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Shu kalimangiz borligi uchun turib siz jannatga oldi inshaalloh. Ikkinchi qator yozuv, ummatun muznibatun va robbun g'afur. Gunohkor ummat, lekin kechiruvchi bo'lgan Parvardigor. Uchinchi qatori, vajadna ma'amilna, robihna ma qodimna va hasirna ma xalofna. Uchinchi qatorda yozuv e'tibor bering. Amal qilganlarimizni topdik deyapti. O'sha turganlar. O'tkizganlarimizni yutdik deyapti. Qoldirganimizni yutkizibmiz deyapti. Birodarlar, qoldirganimizni yutkizamiz, o'tkizganimiz bizniki. O'zimizga rahmimiz kelsin, o'zimizni oxiratimizga sarf bo'ladi. Mana shu masjid qurilishiga kim qo'ldan kelgancha hissasini qo'shsin, birodarlar. Mana shu eshikdagi yashilga qo'yib qo'ygan kim g'ishabga beryapti, mana oila hukumatiga bir qancha g'ishlarni berdi. Mana qo'shnilarimiz suv beryapti, svet beryapti. Har kim qo'ldan kelganicha, birodarlar. Yana qatlatamiz, biz o'zimizga so'ramayapmiz.
Mana shu Allohning uyini obod qilishlikka xurlarni mahraga so'rayapmiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ishga mo'jizalarga hammamizga amal qilishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.